geldiniz. Şunun şurası bir düğünlere bir davetlere el ele geliyoruz. Zorla kendini. Hoş geldiniz. Güler yüz göster. Ozanlara bakacağım. Gitmen gerekirse ben söylerim. Gel dosta düşmana mutlu evliliğimizi gösterelim. Merhabalar. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Asu, sen de mi geliyorsun? Evet. Ben de davetliyim, unuttun mu? Ha. Ben de ısrar edip seni götürmeye gelmiştim ama fikrini değiştirmişsin zaten. Evet, öyle oldu. Hadi, geç kalmadan gidelim o zaman. Hadi. Lütfen başlayalım. Seni alkol batağından kurtarıp dans yönlendiriyorum. Biz de dans edelim mi? Ben pek hoşlanmam biliyorsun. Hadi ama kız kardeşin düğününe kırma beni. Lütfen, lütfen. Gülümse biraz. Cenazede değilsin. Thank you.
Benden bu kadar. İşleri değiştirelim mi? Yeter artık. Güzel olmuşsun Zeynep. İyi ki geldin abicim. Sayende biraz olsun tamamlandım. Sağ ol. Teşekkür ederim. Sakın bir daha Kemal'e karşı Zeynep'i kullanmayı aklından bile geçirme. Sizin kadar güzel bir kadının ağzına bu tehditkâr ton hiç yakışmıyor. Sizinle ortak çıkarları olan iki müttefiyiz biz. Aşık olduğumuz insanlar için birbirimize ihtiyacımız var. Bunu unutmayın. Gelmeyecektin. Geldim işte. Suç mu oldu? Sırf beni delirtmek için getirdin değil mi Asu'yu? Zeynep davet etmiş. Bize geldi, o yüzden birlikte geldik. Sen biraz soğukkanlığını koru da Emir'in dikkatini çekmeyin. Kemal. Dayanamıyorum ben. Dayanamıyorum. Ben sana çok aşığım. Kemal Bey, Leyla Hanım yok mu? Yoklar. Evini kaybetmesine çok üzüldüm. Garip bir gurur yüzünden benim uzattığım yardım elini geri çevirdi. Ve avcundaki evi Vildan'a kaptırdı. Siz neden bahsediyorsunuz? Kimse Galip Kozcuoğlu'nu reddedemez. Ne yazık ki Leyla Hanım bunu çok acı öğrendi. Eğer ki bu işte bir parmağınız varsa hiçbir şey yapamazsınız. Bu adamın Leyla'nın evinde ne alakası olabilir ki? Anlayacağız. Anlayacağız. Şimdi damat alayına geçiyoruz. Ne oluyor? Ne yapıyor bu kız böyle? Eğleniyor. Oturmaya mı geldi Kansu? Yok, ben pek bilmem. Ben de pek bilmem, gel. Ne
Yeter ama. Aa! Yine mi bastım ayağına? Bak, demek ki ben de çok iyi bilmiyormuşum. Nihal, sen şöyle geçsene. Canıma comcom. Maskaralık yeter hayatım. Bundan sonra yanımdan ayrılmayacaksın. Düğünün de kendine benzettin. Basit basit hareketler. Pardon da damat halayını Nihan abla çaldırdı. Sırada da çifte telli mi var? Fena fikir değil. Keşke size ailecek ders aldırsaydım ama bilemedim. Ne dersi? Hiç öyle dans dersi falan abicim. Adab-ı muaşeret dersi. Ailemizi utandırmaması için. Ailenizi utandırmaması için. Aynen öyle. Ne oluyor Bilden? Sadece küçük bir ders verdim. Bir harman dalış alalım. Dersin ters tepmiş anlaşılan. İnadına yapıyorlar. Kimseyi suçlama. Kendini zorla cephe açtırmak gibi nadide bir huyum var.
Hatalardan uzak sıfırdan başlayın evliliğinize. Herkese her şeyi unutun. Çok mutlu olun. Birbirinizi çok sevin. Sağ ol Asu abla. Teşekkürler. Kardeşim sana emanet. Onu hiçbir zaman üzmeyeceğim. Sana söz veriyorum. Vildan'a rağmen bu evde yaşamak istediğine emin misin? Evet abi. Ben annemle babamı kendime küstürdüm. Bir de Ozan'ın ailesini karşıma almayayım. Ben bu evde çok mutluyum. Herkes beni çok seviyor. Merak etme sen. Teklifim hala geçerli. Acele etme. Biraz düşün. Tamam abi, sağ ol. Hep mutlu ol Zeynep'im. Hep mutlu ol. Olacağım abi. Mutlu olacağım. Efendim. Kurtar beni. Nihan. Neredesin sen? İyi misin? Bir şey mi oldu Nihan? Zindandayım. Esirim. Çek çıkar beni buradan Kemal, ne olur. Emir bir şey mi yaptı? Beni senden kopardı. Ömrümü çaldı. Seninle geçireceğim yıllarımı gasp etti. Çok içmişsin ya. Hadi hemen bir duş al. Sonra da güzelce uyu. Ne oldu? Neden gülüyorsun? Aldım ben duşumu, merak etme. Aşkından sırılsıklama döndüm. Sonra konuşalım mı? Olmaz. Hani bana demiştin ya, bir daha yer altına inmek istemiyorum diye. Sensiz yeryüzü yer altı bana. Senin karanlık dediğin güneş benim için. Tekrar başa mı saracağız ya? Hayır. Üstüne koyuyorum. Her geçen gün seni daha çok seviyorum Kemal. Aşkımın üstüne kaçak gökdelen çıktım, haberin yok. Gülme. Kontrolsüz sevmekten dünyanın başına yıkılırsa görürsün. Sonra kurtarmak için geç kalırsın. Bir bakmışsın ölmüş gitmişim. Nihan. Hatta mezar taşıma da gözü açık gitti yazarsınız. Dalga geçmeye başladığına göre keyfin yerine geldi. Peki ya şaka gerçek olursa? Yarın bir gün sana kavuşamadan ölüp gidersem. İçin acımaz mı Nihan'ın sana hasret gitti diye? Tamam Nihan, tamam. Şakası bile kötü. Hadi uzatma artık, hadi. Ne olur. Uyu sen. Ya beni başından salma lütfen. Hem benden daha önemli ne işin olabilir ki? Sonra konuşalım mı? Tamam. Konuşmaya gerek yok. Aldım ben cevabımı.
Kaç defa daha konuşmamız gerekecek? Kemal çok yorgunum. İleride sağda kuytu bir yer var. Oraya gidelim konuşalım. Dinliyorum seni. Bakma şöyle. Nasıl bakmayayım? Normal halim ya bu benim. Normal mi? Artık senin hiçbir halin normal değil. Yapma şunu. Dün seni aradım ve açmadın. Sonra da telefonunu kapattın. Tamam, anlıyorum, benden uzak durmaya çalışıyorsun ama sana çok önemli bir şey söyleyecektim. Tamam, dinliyorum seni. Hadi söyle. Gitmem lazım, önemli bir işim var. Dün Taner bana Karen'i Emir'in öldürdüğünü açık açık söyledi. Bunu biliyoruz. Yeni bir bilgi değil. Ama ispat edemiyoruz. Ben de bunu Emir'e söyledim. Yani dünkü gerginlikle patladım birden. Emir de bana şey dedi. Söyle. Karen'i Tarık'ın öldürdüğünü söyledi. Biliyorum. Neyi? Aynısını bana da söyledi. Eğer bu Karen meselesini biraz daha kurcalarsam... cinayeti Tarık'ın üstüne yıkabileceğini ima etti. Ben de öyle düşünmüştüm zaten. Emir'in yeni bir tehdidi olarak düşünmüştüm. Ama? Aması yok. Emir bu. Seni kardeşine tehdit etmek istiyor. Yani en son hamlesini kullanıyor. Ve bu çok tehlikeli. Biliyorum. Neredesin canım? Geliyorsun değil mi? Tamam Asu, geleceğim. Ama biraz işim var, geç kalacağım. Tarık'ı da uyarmaya çalıştım. Ama beni dinlemiyor. Bir yolunu bulacağım. Seni kardeşine mahkum etti. Ama beni bu yalanla mahkum edemeyecek. Uyardığın için sağ ol. Ama bir daha bunu yapma ya. Nereye gideceksin? Yapma dediğimin içinde bu da var. En zoru. Bizim için artık kolay bir şey yok Nihan. O yüzden hoşça kal. Oralardayım. Neyin var senin? Hiç. Bu soru benim rutinim oldu, farkındasın değil mi? Hı hı. Nihan. Ne oluyor yine? Kemal mi? Tabii ki Kemal. Hayır kardeşi. Ben Zeynep, pardon. Abisi. Ya kızım, sana ne abisinden falan? Aklımı kurcalayan bir şeyler var. Bir onlara bir cevap bulayım.
kadar çılgınsınız. Ne kadar çılgınız Kemal? Hı? Ne kadar çılgınız? Senin iş görüşmesine gelecek kadar. Heyecanlı mısın sen? Yok canım, ne heyecanı artık. Kaçıncı iş görüşme. O yüzden heyecan falan kalmadı. Ama ayağın öyle demiyor. Sen ne yapıyorsun ya? Bir şeyler okusana, ne güzel 10 dakikadır sesin soluğun çıkmıyordu. Gıcıksın ya, gerçekten gıcıksın. Sevgilinin size olan aşkını en farklı şekilde nasıl ifade etti? Nasıl edecektik ki? Kemal. Şimdi sen görüşmeye girdiğinde Nihan seni çok seviyorum diye bağırsana. Nihan ne yapıyorsun sen şimdi? Herkes bize bakıyor. Ya bana ne, baksınlar. Çılgın ol biraz. Gir içeri. Seni çok seviyorum Nihan de. Keşke seni buraya getirmeseydim. Ne var sanki, söylesene. İyi de sırası mı şimdi? Yani gerçekten şuraya dergiye yazacak bir tane çılgın aşk hikayemiz yok. Sen hala insanları düşünüyorsun. Sen yap. Yaparım. Sen yap, ben yazayım dergi, olur mu? Yaparım. Yap hadi. Yani gerçekten şurada iş görüşmesinin ortasında. Kemal Soydere. Peki, tamamdır. Kemal Soydere. Buyurun Kemal Bey. Evet. Nasıl? Kravat. Düzeltiyorum. Bir dakika. Kravatım. Düzelttim. Tamam değil mi? Tamam. Kemal. Teşekkür ederiz. Süreçle ilgili olarak olumlu ya da olumsuz size geri dönüş yapılacaktır. Teşekkür ederiz. Sağ olun, kolay gelsin. Sağ olun, bir kan ve gül, gülle diken, aşkım ve sen. Birbirine dönük sırt, sen ve ben. Bilmem anlatabiliyor muyum? Seviyorum. Seviyorum. Evet. Gidiyorum. Gidiyor musun? Sevdikçe itiyor musun? Peki öyle olsun. Beni suç gibi görüyor. Aa, yapma. Tabii öyle değil. Beni öptüğü için özür diledi. Kemal tanımıyormuş gibi konuşma. Sınırları, yasakları vardır onun. Seni ne kadar çok severse sevsin, yapamayacağı şeyler var. Neden öptü o zaman? Çünkü ilk defa senin masallardaki ölümsüz peri olmadığını anladı. Yani o da kurşun geçirmez bir kahraman değil. İkimizin hayatını tehlikeye attığımı düşünüyorsun değil mi? Sen düşünmüyor musun? Bak Nihan, bugün Emir'le ikisini yan yana gördüm. Gözlerindeki düşmanlıktan korktum. Bak
ben Kemal'le mutlu olmanızı herkesten çok istiyorum, biliyorsun. Sen Emir'den ayrılabilsen çoktan çekip giderdiniz. Yani senin Emir'e mecburiyetin her neyse artık. Kurtulabilirim. Emir seni kaybederse yenilgiyi sineye çekecek mi? Ha? Kemal'i seni hayatınızı kurasınız diye rahat bırakacak mı? Yani o manyaktan bu insanlığı bekliyor musun gerçekten? Kemal senden uzak durmadığı her dakika için yanacak. Haklısın galiba. Ondan her türlü pislik beklenir. Bak, siz bir yol bulmaya çalıştıkça her şey daha tehlikeli bir hal alıyor. Nihancığım, Kemal seni kurtarırken vurulabilirdi. Yani o kurşunlardan biri isabet etmediği için gerçekten çok şanslısınız. Ama nereye kadar şans sizin yanınızda olacak? Tamam Leyla, tamam. Sus, ne olur. Ben de her şeyin farkındayım ama işte... Kemal'den uzak kalma fikri beni öldürüyor. Çok korkuyorum Leyla. Ya Kemal başkasına aşık olursa? Hı. Ya aklı başkasına kayarsa? Asu gibi. Kemal senden vazgeçer mi sanıyorsun? Dediğin gibi ya gerçekten Emir'den kurtuluşum yoksa? Kemal bunu bir gün kabullenecek. Bir hayat kurmak isteyecek. Baba olmak isteyecek. İşte o zaman... Hoş geldiniz. Keşke hoş bulsaydım. Ben Kemal yok diye Leyla ile konuşmaya geldim. Neden? Aranızı yapsın diye mi? Ama şimdi yani... Darılmaca, gücenmece yok Leyla Hanım. Hiç kimsenin oğluma ait bir umudu olmasın. Kemal'im Asu ile evlenecek. Lütfen şimdi bunları konuşmanın sırası değil mi? Tam da sırası. Herkes duysun bilsin. Bu evlilik sadece Hakkı Bey'in vasiyeti değildir. Babasıyla benim de son isteğimdir. Sen de şu kadarcık yürek varsa çekilirsin oğlumun karşısından. Durmazsın önünde. Evli barklı kadınsın. Boşuna umutlandırma. Bırak da yuvasını kursun. Çoluğa çocuğa karışsın. Görüşürüz. Anlatmıyorsun. Yok mu sana okulda hayran birileri öyle? Kesin vardır. Bilmem. Yoktur herhalde. Olsa fark ederdim diyorsun. Yok, hayır. Ya ilgilenmiyorum. Çünkü benim gözüm senden başkasını görmüyor. Görmeyecek tabii. Yoksa oyarım o gözlerini senin. Peki bir gün ilgilenirsen? ...de gözlerimi oymadan bırakırsan. Yani diyelim ki oymadım. Bir kız çıktı karşına sana aşık. Sen de bunu fark ettin. O zaman ne yaparsın? E'si işte ne yaparsın? Yani sonuçta sana aşık iki tane kadın var karşında. Kızın biri sen misin? Tabii ki benim Kemal. Kim olacak başka? Peki
Peki diğer kız kim? Ne yapacaksın diğer kızı? Onu mu seçeceksin? Kızın kim olduğunu bilmiyorum ki. Ha. Bilsen ilgileneceksin yani. İyi de birini seçmem gerekmiyor mu? Beni seçeceksin, beni. Ya bu nasıl bir oyun ya böyle? Onun değil bu. Acayip bir oyun bu. Onun değil bu. Aşk. Aşk. Eğer biz aşktan bahsediyorsak... ...seçmeye gerek yok. Niye? Çünkü aşkı seçemezsin. O seni seçer. Ama ben onca hayranım içinde bir tek seni seçtim. Çünkü sen aşksın. Beni seçtin. Bana da başka bir seçenek bırakmadın. Ben de seni arayacaktım. Neden aramadın? Sen neden aradın? Sen aramadığın için. Seni mutlaka görmem lazım. Söylemek istediğim şeyler var. Söylemek istediğimiz şeyler hiç bitmeyecek mi? Bitsin mi? Bitsin. Bir şey söylemeyelim artık. Sadece uzak duralım. Bu mümkün mü? Böyle de mümkün değil ki Nihan. Sen evlisin. Ben böyle yapamam. Akşam seni koruda bekleyeceğim. Seni izlerken şiir yazasım geldi. Şiir yazdığını bilmiyordum. Yazmıyorum zaten. İnsanın aklına gelmeyecek şeyler yaptırırsın sen. Yapabileceğine inanmadığı şeyler. Kendinden beklemediği şeyler. Sonra da pişman olduğu şeyler. Pişman değilim. Yine olsa yine yapar mıydın? Beni yine öper miydin? Bir daha olmaması lazım. Ben de o yüzden olmaz diyorum. Uzaklaşıyorsun yine benden.
Eğer yanında olursam yine isterim. Başka bir seçenek yok mu? Yok. Başka bir seçenek yok. Çünkü sen aşksın. Beni seçtin. Bana da başka bir seçenek bırakmadın. Seçeneğin olursa, senin için benden daha doğru biri olursa? Olmayacak öyle bir şey. Olamaz. Ama aşk bu. Acıtır. Eğer ben aşksam bir gün senin canını acıtabilirim. İşte o gün senin karşında seni benden daha çok mutlu eden biri çıkarsa, o zaman ne yapacaksın? Yine beni mi seçeceksin? Seni seçeceğim. Hep seni seçeceğim, hep. Ama ben buna izin vermem. Ben sana aşktan çok acı verirsem giderim. Seni kendi ellerimle mutsuz etmem. Sus. Yani sen bu yüzden geldin. Şimdi sen uzak duracaksın benden. Sana söz verdim. Kendime söz verdim. Seni mutsuz etmeyeceğim. Mutsuz etmiyorsun ki zaten. Ama mutlu da edemiyorum. Ben olmasam sen başka biriyle mutlu olabilirsin. Olmaz. Olmaz. Sorun bu değil. Ama olabilirsin. Olmalısın. Artık mutlu olmanın zamanı gelmedi mi? Zamanı geldi. Asu. Duydum amcanı. Çok üzüldüm. Geçmiş olsun. Sağ ol. Sen bunun için gelmedin. Evet. Kemal'i seviyor musun Asu? Seviyorsam aradan çekilecek misin? Sen zaten aramızda bile değilsin Nihan. Sadece geçmişin bir hayaletisin. Evet biliyorum. Ben de zaten bunu söylemek için gelmiştim. Bugün artık hükmü olmayan bir geçmişin hayaletiyim ben.
Asu, ben yıllar önce bir seçim yaptım. Daha doğrusu yapmak zorunda kaldım. Ve bu seçimle Kemal'i çok mutsuz ettim. Maalesef bazı seçimler ömürlük oluyor. Ve ben geçmişte yaptığım o seçimle bugün Kemal'i, onun ailesini, herkesi çok mutsuz ediyorum. Ben bir hayaletim, artık yok oluyorum. Kardeşler insanın, nasıl diyeyim, zayıf karnı oluyor, baş ağrıtıyor. Baş. Herkesin çöpü vardır. Senin de var. Bulabiliyorsan kopar at Kemal. Bak ben öyle yapıyorum, buldum mu koparıyorum. Senin neyin eksik? Sen bunu bir düşüne dur. Benim Tanrı'yı görmem lazım. Bir geçmiş olsun bile demedin çocuğa. Ayıp ediyorsun. Çok üzgünüm. Üzülme. Yüzüme bakmayacak mısın Kemal? Senden benden daha büyük bir derdim var, görmüyor musun? Biliyorum. Kardeşler senden benden daha büyük. Sonunda sen de kabul ediyorsun. Kemal. Seni şu anda en iyi anlayacak kişi benim. Senin acın o kadar tanıdık ki bana. Suçlu olmadığım halde kendimi ne kadar suçlu hissediyorum biliyor musun? Hissetme. Keşke dediğin kadar kolay olsa. Keşke. Kardeş aşkı, aşkların en büyüğü karıcığım. Bunu en iyi sen bilirsin. Ben taksimetreyi kapatıyorum. Nasıl olsa sen bana toptan ödeme yapacaksın abla. Şşş.
Tamam. Ben burada iniyorum. Buyurun. Bereket versin. Evine girdiğiniz adam kimse geldi. Nasıl ya? Nasıl ya? Patron ne olmuş? Ay başımın belası beni takip etmiş. Burada mı? Ev sahibi gelmiş diyor. Saklanın, içeri girdin. Kötü bir akşam olacak ha? Kimsiniz? Aa, sana ne acaba? Adam evine girmiş. Yuvana yuvana. Sence sen mi soru soracaksın, o mu soracak? Ne istiyorsunuz? Bundan yaklaşık 25 yıl önce Müjgan Kozcuoğlu adında birine sahte bir ölüm belgesi düzenlediniz. İspatlayamazsınız. Ama kendisi hala yaşıyor. Sizi hapse tıktırmamam için bana bir şeyler anlatmanız lazım. Peki neden intihar ettiğini biliyor muyuz? Bilen birileri var. Bir şahit var. Ve sizde o belgenin bir işi daha var. İsmini versem? O zaman yaşarsınız diyelim. Siz bana sırrınızı verin. Ben de sırrınızı saklayayım. Zamana ihtiyacım var biraz. Kim bilir böyle kaç tane usulsüz davayı kapattınız. Kim bilir? Nursen Harun.
Selamünaleyküm abi. Aleykümselam gençler. Arkadaşlar bir süre başınızda adalet nöbeti tutacaklar. İşimiz bitince bu çürük elmaları ne yapacağız? Adalete teslim edeceğiz. Eyvallah. Sıradaki hedef? Nursen Arran. Bu kadını bulmamız lazım. Patron gerçekten biliyor olabilir mi? Bu belgedeki savcı da doktor da parayla tutulmuş. Elimizde bir tek bu kadın var. Üstelik bu evde yaşamış. Bunu değerlendireceğiz. Başka şansımız yok. Bu işin sonuna hemen gelmemiz lazım. O insanları ev hapsinde daha fazla tutamam. Hangi adamları? Siz ne işler çeviriyorsunuz böyle? Senin ne işin var burada? Peşinden koşmuyorum. Onu sormuyorum. Beni niye takip ettin? Biraz önce sayemde adama yakalanmaktan kurtuldunuz. Bir şey değil. Nihan, ne istiyorsun? Hani Ozan'la ilgili araştırma yapmıyordun? Yapmıyorum. Söz konusu olan benim kardeşimin hayatı Kemal. Tek başına araştırma yapamazsın. Ozan'la ilgili değil. Kaydı öğrendin değil mi? Ne kaydı? Ne kaydı? Taner beni kaçırdığında sadece kendisinin yerini bildiği bir kayıt olduğunu söylemişti. Ya iyi düşün. Bir adres, bir ipucu falan bir şey söylemedi mi? Hayır. Laf arasında söylemişti zaten. Belki de blöf yapmıştır. Blöf falan yapmamıştır. Gözünü dört aç. Belki bir yerde değildir. Birindedir. Emir'e karşı kullanmak isteyebilir. Belki evine paket... Sen bu işin peşini bırakmamış mıydın? Niye ilgileniyorsun şimdi? Sırf beni uzak tutmak içindi değil mi? Seninle yan yana olduğumuz sürece gerçeklerden uzaklaşıyoruz ya. Aa, neden? Gerçeklerin bana alerjisi mi varmış? Evet. Tedavisi de yokmuş. Kronikleşmiş. Maalesef bununla yaşamaya alışmak zorundasınız beyefendi. Bak, biz bu işe beraber başladık, beraber bitireceğiz. Neden öyle baktın? Hiç. Eğer senden bağımsız hareket etmemi istemiyorsan bana her şeyi anlatacaksın, tamam mı? Ha, bir tehdidin eksikti. Yaparım, bilirsin. Bilmez miyim? Tamam, bunu anlaştık olarak kabul ediyorum. Şimdi sıra sende. Ne arıyorsun? Yoksa Tarık'la ilgili bir şey mi? Tarık bana keşke cinayeti itiraf etmemiş olsaydı. Keşke küçücük de olsa bir şüphe olsaydı içimde. O zaman onu kurtarmak için yerin altın üstüne getirirdim. Ama sen doğru olanı yaptın. Benim, ailemin, hiç kimsenin yapamadığını yaptım Kemal. Çok zor beni ya. Biliyorum. Şimdi beni anladın mı diyor musun? Asla. Sen zaten beni hep anladın ki. Maalesef hayat ikimizi de aynı kişinin yaptığı sınavla sınıyor. Ve sen bu sınavı geçtin. Ama ben kaldım. Kim bilir belki de senin sayende bütünlemeyle geçerim. O yüzden beni olayların dışında tutma, tamam mı? O adamlardan ne öğrenmeye çalışıyorsun? Sır. Emir'in en zayıf yanında. Annesinin neden öldüğünü araştırıyorum. Çünkü... Ay Kemal, Allah aşkına yapma şunu ya. Ağzından kerpetenle alıyorum lafları. Hadi söyle. Ya Nihan, bu işin şakası yok. Sana zarar gelsin istemiyorum. Emir'e savaş açtım. Sen arada kal istemiyorum. Ben zaten aradayım. Sana yardım edebilirim Kemal. Emir'in hayatına senden daha yakınım.
sormak istediğim bir şey varsa sor lütfen. Sence kadın neden ölmüş gösterdiler? Neden söylemedin annenin? Kendini öldürmeye kalktığını. Emir, bu saklanacak bir şey değil ki. Utanacak bir şey hiç değil. Neden? Babam istemedi. Sır gibi saklanmasını istedi. Kendim bildim bileli bu böyle. Sebebini ben de bilmiyorum. Neden sormadın? Sorsan da bir şey değişmez. Bizim ailede Galip Kozcuğum ne derse olur. İntihar ettiği için babası böyle olsun istemiş. Peki sence bu işin içinde Emir'in bile bilmediği bir şeyler olabilir mi? İşte onu bulacağım. Peki Nursen Hayran diye birini duydun mu? Peki bir not bir şey bırakmamış mı? Sevgisizlikten diye yazmış. Bu kadar. Sonra da kendini bırakıvermiş boşluğa. Yalnız mıymış peki? Hayır. Babam vardı, ben vardım. Bir de Nursen Hanım vardı, can yoldaşı, emektarım. O şahit olmuş son anına. Odaya girdiğimde camın önündeydi. Adım atmama fırsat bulamadan kendini bıraktığını gördüm demiş babam. Müjgan Hanım'ın yardımcısıymış. Uzun yıllar onunla çalışmış ama intihar olayından sonra işi bırakmış. Yani Emir'in bana anlattığı bu. Neden? O kadın her şeyi biliyor olabilir. Neyden şüphelendin? Bu Kozcuoğlu ailesinin hiç kimsenin duymasını istemediği bir günah sakladın eminim. Peki kadının nerede olduğunu biliyor musun? Zehir araştırıyor. Kemal, bulduğunuzda bana da haber ver, tamam mı? Seni takip etmek zorunda bırakma beni işte. Sen var ya, bu tehdit işini iyice abarttın. Ne yapayım, mecbur bırakıyorsun. Garson nerede ya? Bir kuru çayla oturuyoruz. Tatlı matlı bir şey mi yesek? Sen bu boğaza rağmen iyi kilo almıyorsun ha. Aman Allah'tan almıyorum, yoksa yüzüme yüzüme vururdun onu da. Ne yapayım? Demek ki ben böyle strese gelince canım tatlı istiyor. Bana tatlı iyi geliyor. Oo, bir dokun binahı işit. Açtırma kutuyu, söyletme kötüyü. Neyse, ben artık kalkayım. Emir'e ve Galip Kozcuoğlu'na hiçbir şey belli etme. Merak etme. Ama sen de bir şey olursa bana haber ver, tamam mı? Sen geç Zehir'in yanına, ben geliyorum. Sen nereye? Sen geç. Tamam, tamam. Hiçbir şey sormadım. Patron nerede yenge? Ne bileyim ben nerede? Gene pambık gibisin yenge. Sana da aşk olsun Zehir. Hani biz üç silahşörlerdik? Öyle miydik? Hani ölümüne bir aradaydık? Yemin ediyorum başkomutan gibisin ha yenge. İki dakikada adamı gaza getirirsin ha. Bir daha yapma lütfen. Kemal haber vermiyorsa senin vermeni beklerdim ben. Kusura bakma da olmaz. İyi peki, öyle olsun. İki dakikada nereye kayboldu Kemal ya? Bak bak, iyi adam. Gıybetinin üstüne geldi. Al bakalım. Bunlar ne? Cephaneliği. Hepsini ye bitir. Güçten düşmüşsün. Enerjini topla, sonra yine benim başımın etini yersin. Mersi. Zehir'cim, bana bir taksi çağırır mısın? Hemen. Kemal. Ne karar almış olursak olalım, biz bu yolda beraberiz. O yüzden bana bildiklerini söyle, tamam mı? Ayrılma kararımız benim yüzümden bozulmayacak. Emin olabilirsin. Buyur yenge. Görüşürüz. Nihat. Söyle. İyi geceler. İyi geceler. İyi geceler yenge. İyi
geceler. Anlattın her şeyi. Mecburen. Bilmemesi bilmesinden daha tehlikeli.